Merhaba değerli dostlar. Bugün Aydın Didim Akfık mahallesindeyiz. Hakikaten deniz ve doğayla iç içe olan bir yerdeyiz. Ufak bir site içerisinde tam müstakil, 3 artı 1 tam müstakil bir villa tanıtacağım. Tabii bunun yanında bitişik nizam gene 3 artı 1 villalarımız mevcut. Şu anda yola cepheyiz. Etraflıca bir dolaşalım. Ondan sonra havuz sistemini hepsini size tek tek göstereceğiz. Değerli arkadaşlar, şu anda peyzaj alanında çalışma yapılmamış. Satıldıktan sonra çimi, peyzajı hepsi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Bahçe duvarları gördüğünüz gibi Sinan kardeşim zaten binanın dış cephesini gösteriyor size. Şu anda mesela baktığım zaman 1, 2, 3 tane her birinin girişi ayrı, bahçesi ayrı, kendine özel villa değerli arkadaşlar. Komşuyla aramızdaki hatılı çekmiş, üzerine tel çitlerle çevrilmiş. İstenilirse çim şeklindeki çitlerle de kapatabilirsiniz. Yani komşuyu görmek istermeseniz de orada çim renginde çitler vardır. Kapatırsınız, kendinizi izole edebilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi tam bağımsız olması açısından etraflıca dolaşacağım değerli arkadaşlar. Tabii etraflıca dolaşırken havuz görüntüsünü de almak istiyorum. Sinan kardeşim burada göstersin. Bu siteye ait burada da güzel bir havuzumuz mevcut. Tabii sitenin içerisinde şu ana kadar tahminime göre Emre abiden aldığım bilgiye göre 5-6 tanesi satılmış, gerisi duruyor. Tabii Sinan kardeşim hemen şurayı da göstersin. Tam bağımsız, tam müstakil olması açısından böyle kamera görüntüsüyle size bir tanıtım yapsın. Değerli arkadaşlar, şimdi şeye geçiyoruz. Villamızın içerisine giriyoruz. Villamızın içerisine girerken size detaylıca anlatacağım. Çelik kapıyı açtık. Çelik kapının içerisine geldik değerli arkadaşlar. Yukarıya çıkış merdivenimiz var. Merdiven altında şöyle bir kiler tarzında bir yer yapmış. Isı pompası falan kurulacak burada. Değerlendirmiş tabii. Hemen onun yanında da bir el yüz yıkama yeri, klozet lavabo yerimiz mevcut gördüğünüz üzere. İç kapılar çok güzel, kaliteli bir şekilde yapmış. Tabii genel temizliğin yapılmadığı müddetçe bina kendini göstermiyor. 120'ye 60 porselen seramiklerden döşenmiş. Tabii manzara bu şekilde gördüğünüz üzere. Hemen buradan salonda otururken havuz görüntüsünü görebiliyorsunuz. Mutfak böyle hani gömme bir mutfak olmuş. Bahçe alanı yeteri kadar büyük. Hemen biraz mutfaktan bahsedelim. Gördüğünüz üzere buzdolabı yeri, bulaşık makinesi yeri, mermer tezgahımız burada, mermerden yapılmış ve çelik evye yerleştirilmiş. Aynı zamanda fırın ve davlumbaz yeri, fırının hemen üstüne ankestre ocağımız gelecek şekilde kesilecek burası değerli arkadaşlar. Güzel bir şey yapmış. Mutfak son derece modern yapılmış. Biraz kirli gösteriyor. Jilatinler var üstünde. Bu jilatinler alınmadan tabii olmaz. Bir de burada eksik bir şey görebilirsiniz değerli arkadaşlar. Panjur sistemleri yok. Panjur sistemleri daha yetişmedi. Yapılacak tabii. Tavan yüksekliğine baktığınızda 3 metre yüksekliği var. Yani evin içerisine girdiğiniz zaman kendinizi basık hissetmiyorsunuz. Hakikaten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Varanda alanı olsun, bahçe alanı olsun. Yani bana göre Didim Akbük'teki en güzel evlerden bir tanesi. Şu anda salonun içerisinde de denizi görebiliyorum. Kısmen görüyorum. Sinan kardeşim gelsin buradan size Akbük Körfezi'ni göstersin. Tabii ağaçlar var, ormanlık var. Doğayla iç içesiniz. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın olan bir yerdesiniz. Değerli arkadaşlar, binamızın etraflıca gezdik, dolaştık. Salonu tanıttık. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkarken siyah renk mermer döşenilmiş. Ankersit gri alüminyum korkuluklar döşenilmiş. Tabii eksiklerimiz var. Eksikler şöyle yani satışa hazır hale geldiği zaman hemen bir haftalık işimiz var. Onlar toparlanacak. Merdiven boşluğuna güzel çift açılımlı büyük bir pencere konulmuş. Tabii hemen koridor oluşuyor. Koridordan hemen banyoya geçmek istiyorum değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere duşakabini yapmış arkadaşımız. Banyonun içerisinde de şöyle bir görüntü alabilir misin Sinan Bey? Banyonun penceresinden deniz manzarası bu şekilde değerli arkadaşlar. Banyo son derece güzel, kaliteli bir şekilde yapılmış. Duş alanı içerisinde siyah renk seramik düşünülmüş. Gördüğünüz üzere vitrifiye malzemesi son derece kaliteli, güzel bir şekilde yapmış. Şimdi penceremizi kapatıyoruz. Buz cam kullanılmış ki dışarıda kimse burada duş alındığında kimseyi görmesin. Gördüğünüz üzere burada klozet yeri yerleştirilmiş. Aynı zamanda
Çok güzel bir dolap yapılmış buraya. Evyenin altında kıvır zıvır koymak için çift kapaklı bir yer. Burada da çamaşır makinesinin yerini koymuş. Tabii kapaklar eksik. Gördüğünüz üzere raylı kapak kullanmış. Ayna, evye güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Şimdi ilk odamıza giriyoruz değerli arkadaşlar. İlk odamız bu şekilde. Gördüğünüz üzere hemen gardırop yeri. Tabii böyle hani taşıyıcı kolonun içerisinde bir gömme dolap yerleştirmiş. Gardırop yerimiz belli gördüğünüz üzere. Tabi kolonun hemen yan tarafında da komodinler var gördüğünüz üzere. Komodinin üzerinde de çeşitli dekorasyon aletlerinden yapılacak şeyler var. Aynı şekilde bu tarafta da var. Kalorifer tesisatlarımız mevcut. Gördüğünüz üzere tabi odanın hemen önünde büyük bir sürme kapımız var. Sürme kapıya çıktığımız zaman bir balkonumuz mevcut. Hem havuza hem denize yakın bir konumda ve deniz manzarası gerçekten çok güzel. Odanın döşemesine baktığın zaman çamsanın laminek parkesini döşemiş. Derzli sistem hakikaten çok güzel. Gene burada da tavan yüksekliği son derece yüksek değerli arkadaşlar. Normalde tavan yüksekliği 2.70 olması gerekirken burada 3 metre yükseklik yapılmış. İnsan sıkılmıyor evin içerisinde. Birinci odamızı tanıttıktan sonra değerli dostlar, tabi genel banyomuz mevcut. Genel banyo biraz dar, klozet var. Gördüğünüz gibi Hilton dolabımız mevcut, duş yeri de burası. Burası genel banyo. İstenilirse duş akabin konulur ama bana göre konulmasa daha iyi olur çünkü alan dar. Tabi burayı gördükten sonra ikinci odamıza geçiyoruz. İkinci odamızda son derece güzel, geniş, ferah. Gördüğünüz üzere yine gömme bir gardırop yerimiz var. Son derece ferah, geniş bir oda. Dediğim gibi tavanlarda da spotlanmalar yerleştirilmiş. Tabii binamız yeni, eksikler mevcut. Gördüğünüz üzere sürme kapı, sürme pencereden bir yola bakıyorsun. Aynı zamanda doğa manzarası gerçekten harika. Aydın dediğim Akbük'teyiz. Değerli arkadaşlar şimdi üçüncü odamıza geliyoruz. Üçüncü odamızın özellikleri de bu şekilde gördüğünüz üzere her odamızda gardırop yerleştirilmiş. Gördüğünüz üzere gardırobumuz, yüklüğümüz hazır. Kalorifer tesisatları döşenmiş. Tavan yüksekliği son derece güzel. Gördüğünüz üzere sürme kapılarımız, sürme pencerelerimiz çok, son derece rahat. Hem denize hem doğaya nazır olan bir yer. Çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir konumda olan bir yer. Bugün Miraç Emlak olarak vaktimizin bir kısmını hazırladık. Akbük'ü tanıtmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi Aydın Didim Akbük mahallesindeyiz. Şurada balkonda Sinan kardeşim tekrar deniz manzarasını, havuz görüntüsünü, sitenin görüntüsünü böyle kadraj bir şekilde kadraja alsın. Hakikaten elit bir sitenin içerisindeyiz. Değerli arkadaşlar tabi sitemizi tanıttık elimizden geldikçe. Değerli arkadaşlar, aynı zamanda sitenin yani sahibi, siteyi inşaatını yapan değerli dostum, sevgili arkadaşım, benim can ciğer arkadaşımdır. Nazımız geçiyor. Yeter ki siz beğenin, illa ki Miraç Emlak sizi ev sahibi yapar değerli arkadaşlar. Dediğim gibi Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.